Selamünaleyküm evlat. Aleykümselam derviş baba. Malumat nedir? Bir iz yok toplarla alakalı. Keman Kışın'da toplarla bir irtibatı var mı onu da bulamadım. İkisi birbirinden ayrı görünüyor. O toplarla ittifakı bozmak istemekteler. Hususi toplar olmalı. Nasıl hususi toplar? Nasıl ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahi topları o dönem sadece devletimizde mevcut ise, çalınmak istenen toplar da sadece devletimizde mevcut olan harp topları olmalı. Azabı elem toplar. Nasıl olacağız? Bütün garnizonlarda vardır o toplardan. O vakit bütün garnizonları tek tek teftiş etmek gerekmekte. Nereden çalındığını bilmeliyiz. Tek bir kişi biliyor. O da seni aramakta. Hünkârımız. Dermiş baba. Saraya girmem lazım gelir. Kelleni alırlar evlat. Her yerde seni aramaktalar. Bu mesele devlet meselesi. Ölüm nereden gelirse gelsin. Durun!
sorarsın halim nicedir diye. Derviş anlatsın. Hünkârımıza halimizi arz etmeye geldiğimde bana neyi göze alabiliyor diye buyurdular. Ben de sırat-ı müstakim yolunda can vermeye hazırdır hünkârım dedim. Ne gözünde, ne dilinde, ne de gönlünde bir an tereddüt zuhur etmedi hünkârım. Bana hakikatine olan sadakati nasıldır diye sorduğunda adaletinizden emin olduğu kadar dedim. Sen de buraya gelip canını feda edecek kadar cesur, kardeşlerine kılıç çekmeyecek kadar da sadıksın. Biz ancak hak bildiği yolda canını feda edeceklerin sözüne inanırız. Seni de sözünden emin olduklarımızdan sayarız. Allah mülkünüzü zamanın ve devranın nihayetine kadar daim eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Amin. Biz de bunu merak ederiz. Devlet-i Aliye'nin ahvali nice olacaktır? Kardeşimiz Yahya Efendi'ye sual ettiğimiz vakit cevabını alamamıştık. O da seni buldu. İşittik, gördük ve anladık ki bu yolda canını feda edecek Barbaros Hayrettin'e iftiralar atılmış. Allah yar ve yardımcısı olsun. Olsun ki zaman nihayetlenene kadar devletimiz daim olsun. Şimdi payitahta işittiklerini anlat. Sultanım, Yahya Efendi'den aldığım malumatla buraya, Dersaadet'e geldim. Devletimizin azabı elem toplarının çalındığını düşünmekteyim. Tüm toplar askeri birliklerimizdedir. Madem ki sende böyle bir istihbarat var, onlar da tertibini almışlar. Bu işe sen mani olacaksın. Seni buraya gizli getirmemizin bir cephesi manevi, bir cephesi de siyasidir. Bizimle birlikte olduğunu kimse bilmeyecek. Eğer bu işin içinde söylediğin gibi bir paşamız var ise bana onun kellesini getireceksin Hayrettin.